ben geldim. Hoş geldin. Hoş buldum. Çok şıksın. Şöyle gel de sana bir bakayım. Bandanam, önlüğüm, sevgili kayınvalidemin hediyesi, çeyizime koymuştu. Kendisini çok öpüyorum, çok seviyorum. İsmi ne? İsmi Sevim. Kayınvalidemle aran iyi galiba. Aman nazar değmesin. Tütütütü maşallah. Hatice'cim harika görünüyorsun. Bu arada künefe ocağı getirmişsin bakıyorum. Bunu ben Diyarbakır'dan özel olarak getirdim. Bununla künefemizi bir güzel pişireceğiz, servis yapacağız. Harika olacak. Ayrıca Diyarbakır'dan özel olarak getirdiğim ürünler var. Nedir onlar? Diyarbakır tane sumağı. Dolmanın püf noktası bu. Mükemmel oluyor. Ondan sonra fıstık var, fıstık ezmesi. Bunların hepsini Diyarbakır'dan mı getirdin? Evet, bunların burada gördüğünüz her şeyi Diyarbakır'dan getirdim. Tabii birkaç şeyi marketten aldım. Pirinç, bir de bulguru. Vallahi seni tebrik ediyorum. Hazır mısın? Hazırım. Neyle başlayacaksın? İlk önce fırınımı açacağım, ısıtacağım. Sonra tavuğu falan her şeyi hallettikten sonra masamı. Hazırsan süreni başlatıyorum. Başlıyoruz. 3, 2, 1, başladık. Hadi başla bakalım. Fırınımız ısınıyor. Hadi etini de çıkar bakalım. Bu tavuk bagetlerle ne yapacaksın? Böyle hepsini haşlayacağım. Bunların suyundan da pilav yapacağım. Tavuk bagetler haşlanmadan önce bol suyla yıkanıyor. Hatice'cim kaç kardeşsiniz? Biz 6 kardeşiz. 6 kardeş mi? Evet. Kaç kız? 4 kız, 2 erkek. En büyüğümüz ablam, Sevgi ablam. Kendisini öpüyorum, sevgilerimi iletiyorum. Ne iş yapıyor? Kendisi solist. Sesi çok güzel. Aslında bizim ailenin herkesin sesi çok güzel. Ablanın söylediği özel şarkılar var mı? Ya var da şu an hatırlayamadım. Peki senin sesin nasıl? Vallahi benim sesim de çok güzel ama. Şöyle bir kuple bir şey söylesene bize. Şöyle, ben evlilik teklifinde eşime evet dediğim zaman bu şarkıyı söylemiştim. Hadi bir kuple söyle bakalım. Güzel gözlüm nar tanem, al canım senin olsun. Evet. Vay! Sen şimdi eşine böyle mi evet dedin? Evet, o da bana evet dedi ama onun sesi fazla iyi değil. O da mı şarkı söyledi? O da şarkı söyledi. O da dedi ki evet. Nasıl evet dedi mi? Göster bakayım. Evet, söylüyorum evet, istiyorum evet, seviyorum evet diye bağırdı. Ya sesin ne kadar güzelmiş. Teşekkürler. Künefenin şerbeti için şeker ve su kaynamaya bırakılıyor. İpten çekilen kuru patlıcan ve biberler haşlanmak üzere tencereye konuluyor. Bu kuruluklar nereden? Bunları özel olarak Diyarbakır'dan getirdim. Diyarbakır usulü etli ekşili kuru dolma için ilk olarak kuru patlıcan ve biberler haşlanacak. Sen Diyarbakır'da mı doğdun? Ben doğma büyüme Diyarbakırlıyım. Kaç yaşına kadar Diyarbakır'da yaşadın? Hep orada yaşadım. 6 aydır buradayım. Hadi ya. Sen şimdi Ahmet'le evlendiğin için mi İstanbul'a geldin? Ben Ahmet'le evlendim. Aşkımın peşinden geldim İstanbullara. Yani sen 6 aydır İstanbul'dasın, öyle mi? Ben 6 aydır buradayım. Evlendikten sonra buraya geldim. Siz Ahmet'le nasıl tanıştınız bakayım? Biz İstanbul'da tanıştık. Ben sürekli zaten eğitimlere geliyorum. Eğitimde tanıştık. Evet evet. Sabah Ahmet bahsetmişti. Sonra? İstanbul'a geldim. Şimdi burada özel derslerim var. Bir pilates stüdyosunda özel ders veriyorum. Onun dışında evde bol bol yemek yapıyorum. Ahmet'le tanışma hikayeni anlatıyordun asıl. Ahmet'le eğitimde tanıştık. Ben işte eğitime gelmiştim. Ondan sonra gördüm, bir gördüm, pir gördüm, vuruldum, aşık oldum. Ahmet de başka şehirden mi gelmişti? Hayır, o burada yaşıyordu zaten. Biz bir ortamda tanıştık. İlk görüşte aşk yani. İlk görüşte aşk. Bunu daha sonra konuşacağız ama hadi masayla devam edelim. Koş hadi koş. Gel masa örtünü sermene yardım edeyim. İşte oldu. Krem rengi masa örtüsünü gri renkli runner'la tamamlıyor yarışmacımız. Hadi tabaklarını da getir bakalım. Şimdi sen Ahmet'i görür görmez aşık oldun. Peki sonra olaylar nasıl gelişti? Sonra onu gördüm. Allah'ım dedim. Bu erkekse diğerleri ne? Vay! Sonra? Dedim ki bu nasıl bir yakışıklılık. O mavi gözlerine tam oldum. Bak sen! Tabii o da çok koştu peşimden. Çok koştu. Ne kadar sürede evlenmeye karar verdiniz? Biz 6 ay içerisinde karar verdik. 6 ay içinde? Evet. Her şey çok hızlı olmuş vallahi. Her şey çok hızlı oldu. Tabii buldu benim gibi güzel kadını. Kaybetmek istemedi.
Amerikan servislerinin ardından tabaklar da masadaki yerini almaya başlıyor hemen. Nasıl gidiyorum Gürbüz? Vallahi sanki biraz yavaşsın ama... Yok yok, yavaş değilim. Sen hiç merak etme. Ama genel olarak iyi gidiyorsun. Evet evet. Bu arada her yerinde dövmeler görüyorum. Her yerimde dövme var. O sağ bileğindeki ne mesela? Anka kuşu var. Göster bakayım. Evet. Burada da kızımın ismi var. Ya bir göremedik ki. Aa, şöyle tutayım bak. Nasıl? Solda Melisa yazıyor. Evet, bu da Anka. Diğeri? Ben hep küllerimden yeniden doğarım. Evet. Şimdi de yeniden mi doğdun yani? Hayatında çok zorluklar yaşadın ya, mı? Ya yaşadım tabii ki de. Güçlü bir kadınsın. Herkes gibi ben de yaşadım. Ama zorlukların üstesinden çok güzel geldim. Kumaş peçetelerin ardından çatal kaşıklar ve bardaklar da hızla masaya yerleştiriliyor. Ve son olarak çiçek de masadaki yerini alıyor hemen. Şamdanları sen getirdin galiba. O benim kayınbabamın hediyesi. Kendisi eliyle özel olarak yapmış. Çok güzelmiş. Çok büyük bir zanaatkar. Masamdaki yerini aldı. Demir mi bunlar? Demir kendisi yapmış. Şöyle çevir de şeklini görelim. Ve masan? Evet, masam bitti. Emin misin? Eminim. Ekmek yok. Hadi koş hemen ekmekleri koy da getir. Ben öyle çok şaşalı gösterişli masaları sevmem. Yani daha böyle güzel anlatmak gerekirse egzajere edilen masaları, yani abartılı masaları, hani herkesin anlayacağı tabirle pek sevmem. Çünkü masadaki görselliği abartmak yerine menüsünün güzelliğini oraya sunabiliyorsa bize o yemeklerin... Ve masam? Ve masam hazır, maşallah, titi. Mükemmel. Hadi o zaman doğru mutfağa. Vallahi masayı başardın. Tebrik ederim. Teşekkürler. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi limon alayım. Buna bir iki damla limon sıkmam gerekiyor. Şerbete değil mi? Evet. Şimdi o tencereye koyduğun ne? Diyarbakır'dan gelen sumağı koydum. Sumağı bol olsun ki ekşili olsun. Ben de biraz bol koydum. Şimdi bunun üstüne çok sıcak olmayacak, ılık yapacağım bu suyu. Diyarbakır usulü etli ekşili kuru dolma için tane sumak ılık suda bekletiliyor. Sırada Diyarbakır çömlek güveci var. Büyükçe dilimlenmiş kuzu kaburga etleri güveç kabına konulup ayçiçek yağıyla yağlanıyor. Bu Diyarbakır'dan aslında biraz da biber koyayım. Tadı daha güzel olsun. Hem domates hem de biber mi koyacaksın? Çömlek güveci böyle mi oluyor yani? Bu çömlek böyle olur. Dur bir de ben deneyeyim. Hayda. Ben de beceremedim bu sefer. Kırılmıyor mu? Ben bunu açarken sen vakit kaybetme bence. Ben bunun baharatlarını vereyim. Etler üzerine eklenen tuz ve isotla iyice yoğruluyor. Diyarbakır çömlek güveci için ne kadar domates kullanacaksın? Yaklaşık 1 kilo falan işte. Diyarbakır çömlek güvecinde domates de oluyor, öyle mi? Evet evet. Domates, patlıcan, biber girecek. En üstte de sarımsak dökeceğim. Sarımsakları da sıcak suya koysaydın. Sıcak suya koydum daha rahat soyabileyim diye. Diyarbakır çömlek güvecinin domatesleri bol suyla yıkanıyor. Sen başka hangi alanlarda eğitim veriyorsun? Ha, bir de ben bilek güreşi eğitmeniyim. O nasıl bir şey? Türkiye Fitness Federasyonu'ndan bilek güreşi hakemiyim. Hakemsin bir de. Kendim de zaten çok kuvvetliyim. Sen de bilek güreşi yapıyor musun? Ben de yapıyorum ama şey, yani daha çok hakemlik yapıyorum. Seninle bilek güreşi yapsak mı acaba? Ay, şimdi sen kesin beni yenersin. Eyvah. Beni yenen olmaz söyleyeyim. Yani bugün benim bileğimi kimse bükemez. Kadar net. Alacalı soyulan patlıcanlar etlerin üzerine orta büyüklükte doğranıyor. Çekirdekleri temizlenen yeşil biberler de elde doğranarak patlıcanların üzerine yerleştiriliyor. Çömlek güveci için domateslerin kabuğu soyuluyor. Vallahi koca çömleği doldurdun ya. Evet evet. Malzemesi bol bir güveç oldu vallahi. Buna başka ne koyacaksın? Sarımsakları da koyduktan sonra bunun işi bitiyor. Elde büyükçe doğranan domatesler de yeşil biberlerin üzerini kaplayacak şekilde yerleştiriliyor. Son olarak kabuğu soyulan sarımsaklar bütün olarak domateslerin üzerine konuluyor. Ve ana yemek nihayet fırına giriyor. Evet, şimdi Diyarbakır'ın meşhur çömlek güvecini fırınımıza veriyoruz.
Diyarbakır çömlek güveci, bu da ana yemek olarak seçmiş arkadaş. Gene et var içinde tabi. İçine acaba kuşbaşı mı kullanacak, kıyma mı kullanacak? Geleceğini düşünüyorum. Dolma için haşlanan kuru patlıcan ve biberlerin suyu süzülüyor. Vay vay vay. Bu etli ekşili dolmadan bana da var değil mi? Sana var var, merak etme. Göreceğiz bakalım. Evet. Etli ekşili kuru dolmanın iç harcı için yıkanan pirinç kaseye konuluyor. Dolma için satır kıyma almıştık değil mi? Evet, satır kıyma. Bu normal kıyma değil, kuşbaşı doğranmış. Bu eti zaten beraber almıştık. Bunu markette yaptık. Hatta Hakan Usta yaparken gördük bile. Sanki çok oldu ya. Küçük küçük doğranan soğanın ve yeşil biberin ardından kabuğu soyulan domatesler de doğranarak kuru dolmanın iç harcına ekleniyor. Salça ve baharatların ardından tane sumakların suyu da süzgeçle süzülerek harca konuluyor. Şimdi Diyarbakır usulü etli ekşili kuru dolma nasıl yapılıyor, anlat bize lütfen. Normalde bunu bütün koyman gerekiyor. Böyle oldu, böyle olsun. Şu etlere bakabilir miyim? Diyarbakır usulü etli ekşili dolma için önce kuzu kaburgaları tencereye diziyoruz. Herkese kaçar tane dolma yapacaksın? Ben bol yapacağım. Mesela iki patlıcan, iki biber yeterli olur mu? Evet. Tencereye dizilen kuzu kaburgaların ardından iç harç yoğruluyor. Yoğrulan harca ayçiçek yağı ekleniyor. İyice yoğrulan harç kuru patlıcan ve biberlerin içine dolduruluyor. İlk olarak içi harçla doldurulan kuru patlıcanlar kuzu kaburgaların üzerine yerleştiriliyor. İkinci bahar daha mı güzel oluyor? Bir anlat bakayım. Herkes boşansın. Kız öyle deme. Senin ilk evliliğin neden yürümedi? Ya ne bileyim. İlkinde hani olmadı. Anlaşamadık. Ama ikinci baharımı çok güzel yaşıyorum. Allah'a şükürler olsun. Beni seven, değer veren bir eşim var. Her anlamda yanımda bir destekçim. Bak sabah geleceğim diye kahvemi bile yaptı. Dedi ayılırsın dedi. Sağ olsun. Evde her şeye yardım eder mi? Hatta diyor sen temizlik yapma, bekle ben geleyim beraber yapalım. Deyt be! Ahmet herkese örnek oldu valla. Yalnız kameraman arkadaşımız Ufuk da öyledir. Ufuk sen de öyle misin? Öyle öyle. Her konuda eşine yardımcı oluyor. Hatta eşi diyet yapıyor diye Ufuk da yapıyor. Demek ki eşi çok güzel yemekler yapıyor. İçi etli ve ekşili harçla doldurulan kuru biberler de tencereye yerleştiriliyor. Dolmaların üzerine tuz serpiliyor. Tane sumakların suyu süzgeçle süzülerek dolmalara ekleniyor. Dolmalar pişmeye hazır. Şimdi bunun içine dolma taşı da koyacağız üstüne. Taşı da getirdin mi? Getirdim. Vay, sen bugün dersine iyi çalışmışsın. Adam hemen sudan geçeyim, hangisi uyuyorsa tenceremize. Hem de iki tane birden getirmişsin. Bravo. Dene bakalım hangisi olacak. Bu olmadı bak. İyi ki getirmişim ikisini de. Şişip dağılmaması için üzerine toprak dolma taşı konulan Diyarbakır usulü etli ekşili kuru patlıcan ve biber dolmaları pişmeye bırakılıyor. Ve sırada künefe var. Bakalım künefeyi hakkını vererek yapabilecek misin? Ayıp ettin. Marketten aldığımız dondurmayla servis edeceksin herhalde. Dondurma normalde yazmıyor menümüzde ama ben yanına servis yapacağım. Künefenin yanında dondurma olur mu peki? Biz dondurma veriyoruz, bizim orada öyle. Bu arada tepsi bile getirmişsin ya. Bunları da özel olarak Diyarbakır'dan aldım. Ya fazla getirdim dedim, ne olur ne olmaz. Bir tane yapacağım. Vallahi ben de 3 tepsi yapacaksın diye korkmuştum. Şimdi ne yapıyorsun bakayım? Susuz tereyağını alıyoruz. Pekmezimizi alacağız. Gel al bakalım. Bir de bunun tuzsuz peyniri var değil mi? Evet. O peynir nerede? Burada. Peynir de ben getirdim. Künefeyi de Diyarbakır'dan getirdim. Künefe için tel kadayıflar küçük küçük doğranıp tepsiye konuluyor. Tel kadayıflar üzerine dökülen eritilmiş tereyağıyla hamur gibi yoğrularak yağlanıyor. İki ayrı künefe tepsisine tereyağı ve pekmez konularak tepsinin tabanı yağlanıyor. Pekmez de Diyarbakır'dan mı yoksa? Bu da Diyarbakır'dan. Şey, bu şeyin özelliği künefenin, bu pekmez olduğu zaman iyice kızarıyor.
renk veriyor. Diyarbakır'da kimler var? Bu pekmezi kimlerden getirdin bakayım? Yani kimlerden? Ünlü bir yer var. İsim vermeyeyim, vereyim mi? Ya onu demiyorum. Ailenden kimler var? Ailem hepsi Diyarbakır'da. Burada kimsem yok. Kardeşlerin falan? Herkes orada. Künefe tepsisinin tabanı tereyağı ve pekmez karışımıyla yağlanıyor. Oh, mis gibi oldu. Tadı da güzel olacak mı bakalım? Maşallah, maşallah. Sen de maşallah be. Maşallah, maşallah. Gördün mü? Tabanı tereyağı ve pekmezle kaplanan tepsilerden bir tanesine kesilerek ufaltılan tel kadayıflar yerleştiriliyor. Tel kadayıfların üzerine ince dilimlenmiş tuzsuz künefe peyniri konuluyor. Peynirlerin üzeri tekrar tel kadayıfla kaplanıyor. Yarışmacıların yemek yorumlarıyla ilgili ne düşünüyorsun? Klişe laflar. Hep aynı yorumlar yapıyorlar. Biraz yenilikçi olun ya. Biraz yani daha iyi şeyler, cümleler kurun en azından. Konuşmak için konuşuyorsunuz, ezbere konuşuyorsunuz. Sanki onlara şey demişler, işte böyle konuş, şöyle yap. Olacak iş değil ya, insan biraz yaratıcı olur. Pişerken dağılmaması için künefenin üzerine tepsiyle bastırılarak sıkıca yerleştiriliyor. Nihayet künefe de pişmeye hazır. Ay, çorba, salata ve meyhane pilavı var. Meyhane pilavı çok kolay. Salata da çok kolay. Çorba zaten, şimdi çorbayı yapayım ben. Bence de önce çorbayı yapsan iyi olur. Aynen, çorba aradan çıksın. Bu arada düdüklü tencerede haşlanan tavuk etleri de hazır. Tavuk etlerini çorbada kullanacaksın değil mi? Evet, çorbada kullanacağız bunları. Şöyle bir bakayım pişmişler mi diye. Oo, ezilmiş, süper. Bayağı uzun süredir pişiyor zaten. Evet evet. Ben şuna biraz tuz atayım, lezzetli olsun. Arzu demiş ki çorbayla başlamaktan çok sıkıldık. Başlangıç tabağıyla başlanabilirdi. Davet masası için özenli olmak gerekiyor. Çorba çok klişe ve özensiz demiş. Valla kendi ne yapacak yani, çorbayla başlanır. Çorbanın amacı ne? Mideyi yumuşatmak, yemeğe hazırlık. Bunu bilmiyorsa öğrensin yani. Hava soğuk yani, kış ayındayız. Yani tabii ki de çorbayla başlanacak. Herhalde kendi bir mezeyle başlamayacak. Mezeyle de başlarsa benden bir puan alamaz. Aşçıbaşı çorbası için yemeklik doğranan soğan kavrulmak üzere tencereye konuluyor. Vallahi çok savunulacak bir yemek değil bence ama yani neyini savunacak? Güveç çok kolay bir yemek, kuru dolma çok kolay bir yemek. Çorba zaten başlı başınca çok kolay. Yani hepsini blenderdan geçirecek. Çok da önemli, mühim bir yemek değil. Bu kadar kolay yemekleri seçtiğine göre herhalde çenesine çok güvenecek. Benim gördüğüm kadarıyla bu menü 75 lira değil, sıfırları bile, ya 1 TL bile kabul etmez yani açıkçası. Bu menü 1 TL dahi etmez. Bu arada iş insanı İsa demiş ki menü 1 TL bile etmez. Zor gibi görünen çok karışık bir menü. Yedikten sonra muhtemelen hastanelik olabiliriz demiş. Yedikten sonra bence eve gidince karısının yemeklerini yemeyecek artık. Diyecek bak millet ne yemekler yapıyor, sen bize neler veriyorsun. Beğenmeyecek karısının yemeklerini. Ben bir taraftan boş durmayayım, salatanın malzemelerini hazırlayayım. Aşçıbaşı çorbası için soğanlar üzerine eklenen bir kaşık un ve salçayla kavrulmaya devam ediyor. Yıkanan kırmızı mercimek çorbanın harcına ekleniyor. Çorbanın bundan sonraki aşamasında neler var? Bu da iyice kızardıktan sonra tavuk suyunu ekleyeceğiz. Ardından bir tane tavuğun budunu didikleyeceğiz. Onu koyacağız. Tel şehriyemizi koyuyoruz. Baharatlarımızı koyuyoruz. Bitiyor. Bayağı zengin bir çorba. Evet. Ve çok vitaminli. Bari bol bol yesinler, hasta olmasınlar. Süzülen tavuk suyu da çorbaya eklenip pişmeye bırakılıyor. Meyhane pilavı için tencerede tereyağı ve ayçiçek yağı kızdırılıyor. Bir tane soğan yemeklik şekilde doğranıyor. Masalarda nelere dikkat edeceksin? Masa düzenine önem veririm. Tırnağının olmaması gerekiyor. Bak ben nasıl ki tırnağımı çıkardım, tamamen kestim ve sürekli elimi yıkıyorum dikkat ederseniz. Yani eğer hijyen kurallarına dikkat etmezse ben zaten o kişinin elinden yemek yiyemem. İstesem de yiyemem. Olacak halim yok ama mutfağını hiç çekinmeden gel gör buyur diye eğer o mutfağını açıyorsa
Ben o yarışmacıyı alnından öperim. Tebrik de ederim çünkü en doğrusu da budur bence. Meyhane pilavı için doğranan soğan tereyağıyla kavruluyor. Yeşil biberler küçük küçük doğranıyor. Programı izlerken en çok neye sinir oluyordun? Ya böyle kendileri yorum yapıyorlar, yapıyorlar. Kendi günü olduğu zaman hiçbir şey yapamıyorlar. Saçma sapan menü çıkarıyorlar. Şaşırıyorum ya, madem o kadar yorum yapıyorsun altı dolu olsun yani, değil mi? Bir de masada estetik kıyafet falan konuşanlar var. Onlar hakkında ne düşünüyorsun? Konuşsunlar. Kendine yakışmışsa yapmıştır yani. Sende de var mı yoksa? Sadece biraz dudaklarımda dolgu var, çok hafif. Dolgu sayılmıyor tabii. Ama geçti, 2 yıl oldu yapalı. Meyhane pilavı için doğranan yeşil biberler de soğanlarla birlikte kavruluyor. Kabuğu soyulmuş domatesler de küçük küçük doğranıyor. Bu arada her şeyimiz hazır yani, maşallah çok iyi gidiyorum. Salata kaldı sadece, değil mi? Salatayı yapıp künefeyi pişireceksin. Bir de aşçıbaşı çorbasının tavuk etleri falan var. O çok basit zaten. Az kaldı işi. Doğranan domateslerin ardından bir kaşık salça da soğan ve biberlerle kavruluyor. Kavrulan harca tuz ve karabiber ekleniyor. Evet arkadaşlar, zor şeyler bitti. Keyfin yerine geldi. Rahatladın bakıyorum. Vallahi çok rahatladım ya. Gerçi sen başından beri rahat ve sakin çalıştın. Aynen. Ya buraya gelmeden önce çok heyecanlıydım. Ben bunu ne kadar koydum ölçüsünü unuttum. Ay, ne olacak şimdi? Dur bir bardak alayım. Şuydu galiba. Meyhane pilavı için bir bardak bulgur da harçla birlikte kavrulmaya başlıyor. Süzülen tavuk suyu aynı bardak ölçüsüyle meyhane pilavına ekleniyor. Pilav da pişmeye başladı sonunda. Ay, ben dolmaya maydanoz koymayı unuttum. Bir şey olur mu? Neyse, bir şey olmaz. Çok önemli bir şey değil. Ayda! Ya fark ederlerse? Yok fark etmezler. Mevsim salatası için yeşillikler bol suyla yıkanıyor. Kıvırcık marul yaprakları ince ince ki. O tarz insanlar tabii ki olacak ama kimse beni eleştiremez, kimsenin haddine düşmemiş. Ben buyum. Yarışmacının dış görünüşüne bakarak yemek yapıp yapamayacağına karar vermek doğru mu sence? Çok yanlış ama genellikle öyle yapıyorlar. Bir de şöyle, benim yemekte mesela bazı insanların görüntüsü böyle çok pasaklı olunca benim midem bulanıyor. Onun elinden hiçbir şey yiyemiyorum. Ya herkesin elindeki yemeği yiyemiyorum açıkçası. Yani böyle temiz olması gerekiyor. Mevsim salatası için doğranan maydanozun ardından havuç rendeleniyor. Evet, havuçlarımızı da bu şekilde rendeliyoruz. Bunu çıkaralım, kulp bulurlar buna. Her şeye de bir kulp buluyorlar değil Her mi? Her şeye kulp buluyorlar ya. Yok şunun şurası şöyle, yok bunun burası böyle. Kendi de bıçak tutmayı bile bilmiyor. İncecik doğranan mor lahana da salata kabına konuluyor. Turpu da koyduk mu? Yemeklerimiz hazır. Ben çorbaya bakayım. Ay, daha çorbanın tavuk eti de hazır değil. Aşçıbaşı çorbasının pişen kırmızı mercimekleri blenderla ezilerek karıştırılıyor. Bıçakla kesilerek ufaltılan tavuk etleri aşçıbaşı çorbasına ekleniyor. Diyarbakır çömlek güvecinin sebzeleri ve etleri eşit pişmesi için karıştırılıyor. Nasıl olmuş sence? Süper oldu vallahi. Biraz elim yandı ama olsun, değer. Bu çömlek güveci sunuma kadar pişmeye devam edecek mi? O pişecek. Bunu tekrar koyayım. Kapağını koymana gerek var mı? Koymayayım. Vallahi sen bilirsin. Ben soruyorum sadece. Koy, böyle olsun. Yalnız kuruyabilir, dikkat et. Yok. Rendelenen turpla mevsim salatasının malzemeleri tamamlanıyor. Bir kaseye zeytinyağı ve limon suyu konuluyor. Bu sos salata için değil mi? Evet, salatamızın sosunu hazırlıyoruz. Neler koyacaksın içine? Limon, zeytinyağı, biraz şeye getirdim. Toz sumak. Toz sumak da koyacağım. Hadi ya. Çok güzel oluyor. Sumak nerede? Bak şurada. Ama çok az. Biraz da tuz koyayım. Salata sosuna son olarak tuz ekleniyor. Nihayet hazır olan mevsim salatası buzdolabına konuluyor. Ve son 10
18 dakika. Hemen künefeyi yapıyorum. Özel künefe ocağında künefe pişmeye bırakılıyor. Künefeyi sık sık çevirip kontrol etmen gerekecek. Bu biraz böyle kalsın. Ben şuraları böyle bir sileyim. Aferin kız sana. Mükemmelim. Başardım. Evet, bunu sürekli şöyle çevirmemiz gerekiyor. Künefelerin eşit pişmesi için pense yardımıyla künefe tavası sürekli döndürülüyor. Özellikle sevmem. Kendini ön plana atmak için sürekli konuşan, sürekli bıdı bıdı yapan tiplerden nefret ederim ve haddini bildiririm. Hadi bize sevdiğin bir türkü söyle de o güzel sesini duyalım yine. Diyarbakır yoluna, le Diyarbakır yoluna. Toydum düştüm toruna, le toydum düştüm toruna. Bu sevdalar boşuna, le bu sevdalar boşuna. Delalım, 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 delalamın. Bir tane spatula alabilir miyim? Türküden spatulaya çok hızlı geçtik. Yalnız ablanın solist olmasına şaşmamalı. Evet. Sizin ailece sesiniz güzel galiba. Bizim ailece güzel. Al bakalım spatulayı. Bu arada Çiğdem neler demiş neler. Ne demiş, ne demiş? Ben bu menüyü bir saatte çıkartıp masaya getiririm demiş. Ha, gelsin de göreyim bakayım bir saatte nasıl çıkarıyor. Önceden yağlanan tepsi künefenin üzerine kapatılıyor. Aman ters çevirirken dikkat et de düşmesin. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Çeviriyoruz. Çevrildi mi bilmiyorum. Hemen aç da bakalım. Harika, çok. Ters çevrilen künefe diğer tarafının da pişmesi için ocağa yerleştiriliyor. Kendinle gurur duyuyor musun? Kendimle gurur duyuyorum. Gerçekten mükemmelim, efsaneyim, harikayım, süperim, maşallah, maşallah. Gürbüz, bu kadar yeter. Şimdi ana yemekte de bunu ısıtacağım ya. Şimdi kapatıyorum. Üstünü de kapat mutlaka. Üstünü de kapatıyorum. Zaten şerbetini de sunarken dökeceksin. Evet, harika. Vallahi çok hızlı çıktı. Umarım tatları da güzel olmuştur. Maşallah. Ve... ve bitti. Ben şimdi giyinmeye gidiyorum. Vallahi seni tebrik ediyorum. Teşekkürler. Sizi seviyorum. Koş Hatice, koş. Thank you.